Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 33 ilde örgütün adliye yapılmasına yönelik 14 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaları kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve mahrem imamlar Cağan Kesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler, muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmenin de olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında toplam 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başta İzmir olmak üzere 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzmir Selçuk, Şanlıurfa Bilecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına, adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde yapılan operasyonda yakalanan 23 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. FETÖ-PDY terör örgütüyle mücadele kapsamında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 gün önce FETÖ-PDY terör örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için yapılan çalışmada aralarında zabıta katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ve irtibatları olduğu tespit edilen adliyeye mahrem imamlara dahil olmak üzere toplam 26 şahsın bulunduğu Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin illerinden şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ü yakalandı. Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer 3 zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Adana merkezli aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İran'dan yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapanlara sahte belgeler temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Adana, Van, Bitlis, Şanlıurfa ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların İran'dan ülkeye giriş yapan Afganistan, Pakistan, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenlerden sahte belgeler için 1500 dolar aldıkları belirlendi. Polis 5 ay boyunca Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu vatandaşları İran'dan Türkiye'ye, oradan da Adana'ya getirip daha sonra Ankara ve İstanbul'a gitmesini sağlayan şahısları takip etti. Yapılan takip sırasında zanlıların polise teknik takipte yakalanmamak için göçmenlere Tatvan'dan yeşil ağaç, Diyarbakır'da otomobil, Adana'da siyah araba şeklinde şifreler vererek otobüs, minibüs ve kamyon gibi araçlar ile taşındıkları tespit edildi. Polis bu tespitlerin ardından 17 Aralık günü Adana merkezli Van, Bitlis, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde şafak vakti operasyon yaptı. Bu operasyonda Adana'da 6, diğer illerde birer kişi olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısında çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca polisin bu kapsamda 194 göçmeni yakalayarak sınır dışı edip 688.506 lirada para cezası kestiği öğrenildi. Şanlıurfa Valiliği açık alanlarda uygun görülen etkinliklerin dışındaki her türlü toplantı, yürüyüş ve basın açıklamasının bir ay boyunca
yasaklandığını bildirdi. Şanlıurfa Valiliği'nce kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 19 Aralık 2019 ile 17 Ocak 2020 arasında yasaklandığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442. sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türlerindeki tüm açık alan lardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 19 Aralık 2019 ile 17 Ocak 2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Muhammeddin Celaleddin'i Rumi Hazretleri yani Hazreti Mevlana 746. Vuslat Yıl Dönümünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Şebi Aruz programında anıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Şebi Aruz programında Türk tasavvufun büyük alimlerinden büyük mütefekkir Hazreti Mevlana'nın örnek hayatı, eserleri, ilahi aşkı, şiirleri ve sözleri gelen konuklara anlatıldı. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Uçar, Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Abdülhalim Dündar, Ege ve Kocaeli Üniversitesi'nden öğretim görevlileri ve çok sayıda konuk katıldı. Gecede Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Korosu, Harran Üniversitesi Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu'nun işbirliğiyle Tasavvuf Müziği Konseri ve Pesendi'de Mevlevi Ayin-i Şerife düzenlendi. Tasavvufun ve ilahi aşkı simgeleyen semazen gösterimleri gelen konuklara duygu dolu anlar yaşattı. Programın açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Uçar şunları söyledi. Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvuf Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle yad ediyorum. Değerli dostlar, bazı insanlar var ki sadece yaşadıkları döneme damga vurmakla kalmayıp, vefatlarından sonra da asırlar boyunca tüm dünyada ilgi görür, merak uyandırır, peşinden sürükler ve birçok insan ebedi kurtuluşuna vesile olur. İşte bu hafta vefatının 746. yıl dönümünde rahmetle andığımız büyük İslam düşünürü ve mutasavvuf Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi bu müstesna zatlardan biridir. Uzun yıllar terör örgütü PKK-YPG işgali altında kalan ve başta kamu binaları olmak üzere elektrik, içme suyu şebekesi ve yolları tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen Suriye'nin Resulayn kenti Türkiye'nin kontrolüne geçtikten sonra büyük bir değişim yaşıyor. Şanlıurfa Valiliği ve Suriye Destek Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda ihtiyaç ve eksiklikleri belirlenen Resulayn'da tahrip edilen içme suyu şebekesi ve bozulan yollarda devam eden çalışmalara Resulayn halkı da destek verdi. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi adı altında Resulayn'da organize edilen çalışmalarla Türkiye'deki kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimlerin makine, teçhizat ve personel desteğiyle ilçe genelinde içme suyu şebekesi aktif hale getirildi. Terör örgütünün tünel ve hendek açmak için kazdığı ve ilçeyi terk ederken tahrip ettiği cadde ve sokaklardaki molozlar, iş makineleri ve yerel halkın desteğiyle temizlenirken bozulan kısımlarda da asfalt ve kilitli parke ile onarılmaya başlandı.
Rasulhan'daki çalışmalara büyük destek veren ilçe sakinleri bizzat çalışmalara katılmalarının yanında işçilere çay ikram ediyor ve desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorlar. Şanlıurfa Valisi Abdullah Eri'nin sık sık ilçelerini ziyaret ettiği ve tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Rasulhan sakinleri, tüm Türkiye'deki kardeşlerimizden Allah razı olsun, harekatın hemen ardından yanımızda olmaya, sorunlarımıza çareler üretmeye başladılar. Şanlıurfa Valimiz Abdullah Eri'ne çok teşekkür ediyoruz diye konuştu. Öte yandan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin büyük destek verdiği Tel Abyad ve Resulhan'daki çalışmalara Suriye Milli Ordusu da büyük destek sağladı. Ali Beşliye'deki değirmenleri aktif hale getiren Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Ahrar Şarkiye Grubu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden temin ettiği buğdayı Tel Abyad'ın güneyindeki Es Sahrat Un Fabrikası'nda işleyerek 2000 ton un üretti. Üretilen unlar Tel Abyad ilçe merkezi, Saluk, Hammam, Türkmen ve Ali Bajliya'da bulunan 14 fırına tonu 48 bin Suriye lirasına sembolik bedelle dağıtıldı. Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında 210 milyon euro tutarındaki projelerin hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği ile 3 sözleşme imzalandı. Avrupa Birliği'nin belediye altyapısı alanındaki bu ilave hibesinden Mersin, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin illeri faydalanacak. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Güneydoğu illerinde su tedariği ve atık su sistemlerinin desteklenmesi, mülteciler ve ev sahibi toplumlarına yönelik geçim kaynakları ve istihdam kaynaklarının iyileştirilmesi amacıyla toplam 210 milyon avro tutarında projeler için 3 sözleşme imzalandı. Sözleşmeler Fransız Kalkınma Ajansı, Expert Fransız ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda AB Delegasyon binasında yapılan toplantıda imzalandı. ABD tarafından belediye altyapısı alanında Avrupa Birliği adına yürütülecek olan sözleşmeler çerçevesinde Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapan illerde belediye altyapısına dönük çalışmalar yapılacak. 156 milyon avro değerindeki proje kapsamında su tedarik şebekelerinin atık ve arıtma tesislerinin inşası ve mevcut sistemlerin ıslahı yapılacak. AB'nin belediye altyapısı alanındaki bu ilave hibesinden Mersin, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin illeri faydalanacak. Haliliye Belediyesi ilçe merkezinde yer alan tüm mahalleler için programladığı şoklama uygulamasıyla mahallelerde özel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe merkezinde bulunan 32 mahalle için geliştirdiği şoklama programı uygulamasına devam ediyor. Bu kapsamda özel şoklama ekibi sabahın erken saatleri itibariyle Süleymaniye Mahallesi'ndeki tüm sokaklarda çöp toplama, apartman bahçeleri temizliği, boş arsa temizliği ve süpürme alanları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ, Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Bugün Haliliye Belediye'miz sabah saat 6'dan beri çalışma burada Süleymaniye Mahallesi'nde yapıyoruz temizlik konusunda. Çok şükür şu anda bir eksikliğimiz yok. Bundan dolayı da değerim ekiplerine ve Mehmet Can Polat Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Ekipler şoklama uygulamasında belirlenen program dahilinde ilçe merkezindeki mahallelerde çalışmalarına devam edeceğini bildirdi. Dicle, EDAŞ, Şanlıurfa'da borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini keseceğini açıkladı. Dicle, EDAŞ, Şanlıurfa'da borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesecek. Şirketten yapılan açıklamada elektrik gücüyle tarımsal sulamanın en yoğun yapıldığı illerden Şanlıurfa'da 12.600 tarımsal sulama abonesinin Dicle EDAŞ'a toplam 1 milyar 750 milyon lira elektrik borcu olduğu ifade edildi.
Dicle Edaş söz konusu borcun sahibi olan çiftçileri acilen ödeme yapmaya çağırırken, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin enerjisinin hatları toplanmak suretiyle kesileceğini duyurdu. Şirketin yasaların tanındığı enerji kesme hakkı çiftçilerin zarar görmemesi için ertelendiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Şirket olarak peşin ödeme yaparak aldığımız elektriği diğer müşterilerimiz gibi tarımsal sulama abonelerimizin kullanımına sunduk. Ancak yasal sürenin geçmesine rağmen bedelini tahsil edemedik. Ödenmeyen borç miktarı sadece bu ilimizde 1 milyar 750 milyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu sebeple çiftçilerimizden acilen ödeme yapmalarını bekliyoruz. Aksi durumda hatlarını toplayarak enerjilerini kesmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Öte yandan şirket toplanan hatlar üzerinden beslenen ve borcu bulunmayan diğer abonelerine ilk etapta kurulacak 100 jeneratörden elektrik sağlanacağını ve borcu bulunmayan elektrik abonelerinin mağdur edilmeyeceğini aktardı. Harran Sanayi Sitesi'nin çamurlu ve tozlu olan, esnaflar için de büyük sıkıntı yaratan yolları Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un belirlediği program dahilinde belediye ekipleri tarafından düzenlenmeye başlandı. Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta esnaftan yana olduğunu söyleyerek bu yönde çalışmalar yapan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Harran Sanayi Sitesi esnaflarının "dükkanlarımızın çevresi ve yolları çamurludur" sözleri üzerine taleplerini geri çevirmedi ve söz konusu sitenin eksikliklerinin giderilmesi için ekiplere gerekli talimatları verdi. İlçe merkezi ve mahallelerde hummalı çalışmalara devam eden Başkan Özyavuz, Harran Sanayi esnafını çamur deryasından kurtarmak için çalışma başlattı. Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada, "verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın memnuniyeti için var gücümüzle çalışmaktayız. Çok şükür ki kök salmış sorunları bir bir çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Hem ilçe merkezimizde hem de mahallelerimizde hummalı bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız ve hız kesmeden devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak en büyük arzumuzdur ve hedefimizdir" diyen Başkan Özyavuz, Harran Sanayi esnafımızın yolları kışın çamur deryasında, yazın ise tozdan geçilmiyordu. Bugün itibariyle sanayi esnafımızı çamurlu ve tozlu yollardan kurtarmak için çalışma başlattık. Sanayi sitemiz için ilk etapta çevre düzenlemesi ve alan dolgusu yaparak çalışmalarımıza başladık. Hava şartlarının düzenlemesiyle de birlikte inşallah sanayi sitemiz için tasarladığımızı, projemizi hayata geçireceğiz. Bundan ötedir ki vatandaşlarımızın güler yüzünü görmek ve dualarını almak bizlere güç veriyor dedi. Çin işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için Şanlıurfa'da İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri ve vatandaşlar cuma namazı sonrası eylem yaptı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde STK üyeleri ve vatandaşlar cuma namazı çıkışında Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi önünde toplandı. Tekbiri getiren gruptakiler Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan İHH Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı temsilcisi Behçet Atilla, Çin'in sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzde ortaya çıktığını söyledi. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Açıklamanın ardından karton kutulardan yapılan mini Çin Seddi katılımcılarla yıkıldı. Çin Seddi'ni yıkıyorum inşallah. Buyurun arkadaşlar. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol ihtiyacını karşılamak için ilçede yeni yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor.
Şanlıurfa'nın hızla büyüyen ve konutlaşan ilçesi Karaköprü'de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşlara mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından başlatılan yol seferberliği aralıksız sürüyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı, yeni yol ihtiyacının olduğu mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydeli tarafından verilen talimat doğrultusunda yeni yollar açan Fen İşleri ekipleri, açıldıktan sonra altyapısı tamamlanan yollarda da kilitli parke döşeyerek yolları vatandaşın hizmetine sundu. İlçeye hizmet noktasında azami bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yol konusunda da ayrı bir hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi. Başkan Baydilli, ilçemizin tabii ki yeniliğinden dolayı ne kadar yoğun çalışsak da halen yeni yol ihtiyacı var. Biz de göreve geldiğimizden beri başlattığımız yol seferberliğini kış ayları demeden aralıksız sürdürüyoruz. Seyrantepe, Güllübağ, Atakent, Doğukent, Batıkent ve Akpiyer mahallelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Bunun dışında da diğer mahallelerimizde ihtiyaç dahilinde yeni yollar açıyoruz. Fen İşleri ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını kış aylarında da sürdürecek. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenler tarafından düzenlenen gecede elde edilen gelirle alınan elektrikli akülü sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde ilçede görev yapan öğretmenler tarafından engelli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye almak amacıyla düzenlenen gecede elde edilen bağışlarla alınan bir akülü tekerlekli sandalye ile bir manuel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi öğrencilere öğretmenler tarafından verildi. Manuel tekerlekli sandalye, Gülabibe İlkokulu'nda okuyan 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi yürüme engelli Ayşegül Erkol'a verilirken, akülü sandalye ise Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören 7 yaşındaki Sevgi Büyük Kılıç'a verildi. Duygulu anların yaşandığı teslim töreninde öğrenci ve velileriyle öğretmenler gözyaşlarına hakim olamadı. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy'un talimatları ve desteğiyle Bozova Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler tarafından örülen atkı ve bereler Bozova'nın kırsal mahallelerinde eğitim gören öğrencilere dağıtılıyor. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy'un talimatları ve desteğiyle Bozova Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler tarafından örülen atkı ve bereler Bozova kırsal mahallelerinde öğrenim gören öğrencilere dağıtılmaya devam ediyor. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy'un eşi Yüksel Aksoy'un öncülüğünde gerçekleştirilen programın yeni adresi Argıncık, Türkmenören ve İncirli mahallesindeki okullar oldu. Gerçekleştirilen programa Başkan Aksoy'un eşi Yüksel Aksoy, Belediye Meclis Üyesi Türkan Boztepe, Halk Eğitim Müdürü Necati Taş, Halk Eğitim Merkezi Hocası Necla Altun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Aksoy'un eşi Yüksel Aksoy konuşmasında, kış aylarının gelmesiyle birlikte kırsal mahallelerimizde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize atkı bere takımı ve oyuncak dağıtmaya devam ediyoruz. Hiçbir çocuğumuz üşümesin istiyoruz. Elimizden geldiği ölçüde imkanı bulunmayan kırsal kesimdeki çocuklarımıza ördüğümüz atkı ve bereleri ulaştırıyoruz. Biz zamanımızı böylesi yararlı bir işiyle değerlendirirken, kırsal kesimdeki vatandaşlarımızla da diyalog imkanı da bularak eksiklikleri yerinde tespit ediyoruz dedi. Dağıtılan oyuncaklar atkı ve bere takımları sayesinde miniklerin yüzleri gülerken, renk renk atkı, bere ve oyuncakları alan miniklerin mutluluğu gözden kaçmadı. Şanlıurfa'da kaldırım taşlarının altından çıkan duman, polis, itfaiye, zabıta ve AFAD'ı alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Halili ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde belediye ekipleri Süleymaniye Caddesi'nde Sabri Çelik'e ait dükkanın önündeki kaldırımı yıkadı.
Belediye ekipleri kaldırımı yıkayınca dondurma dolabının altından dumanların yükseldiğini gördü. Bunun normal olduğunu düşünen dükkan sahibi işine devam etti. Gece saatlerinde dışarı çıkan dükkan sahibi dumanın yoğunlaştığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaldırımın altından elektrik hattının geçiyor olabilme ihtimaline karşı DEDAŞ ekiplerini çağırdı. Mahalleye gelen ekipler bölgeden herhangi bir kablonun geçmediğini belirtti. Bunun üzerine zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen diğer ekipler de dumanın neden çıktığını çözemeyince AFAD ekibi çağrıldı. AFAD ekipleri alanda inceleme başlattı. Şanlıurfa'da 26 haftalıkken dünyaya gelen bebek, doktorlar ve yeni doğan yoğun bakım personelinin çalışmasıyla 140 gün süren yaşam savaşını kazandı. Şanlıurfa'da 26 haftalıkken doğan immatür bebek, 140 günlük küvez bakımından sonra annesinin kucağına verildi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Bülent Güneş'in müdahalesiyle doğan İbrahim Kerim adlı bebek sağlığına kavuştu. Çiftin daha önce de 3 bebeğini erken doğum sonucu kaybettiği öğrenildi. Ailesi, doktorları ve yeni doğan yoğun bakım personelinin çabasıyla küvezdeki tedavileri olumlu yanıt veren İbrahim Kerim, 140 gün sonra annesinin kucağına verildi. Hepimizin solüsyonu bir kolay, hiç olsa bir kolay olsun. Ama en temizlenen şey su ve sabun. 28 haftanın altındaki bebeklerine immatür diyoruz. Bu hastamız 26 haftalık olan bir bebeğimiz, immatür bir bebeğimiz. Bu süreçte tabii bizim koordineli bir şekilde gerek hastalardaki personelimizle, gerek aileyle, anneyle, babayla olan koordineli bir çalışmanın neticesinde çok şükür Cenab-ı Hak bizlere bağışladı. Bu süreçte tabii bir takım problemler yaşayabiliyoruz. Özellikle bebekle ilgili olarak baktığımız zaman çocuğun bir takım bağırsakla ilgili, böbrekle ilgili, akciğer zaten başlı başına en önemli problemimizi oluşturan bir tablo. Bununla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Bunlar istenen şeyler de, sevilen, istenen şeyler bunlar değil ama bu durumdaki hastalarda beklenen komplikasyonlar, beklenen reaksiyonlar daha doğrusu. Bunlarla ilgili olarak canla başla mücadelemizi yaptık. Çok şükür Rabbim bizlere bağışladı. Burada herkese söylemek istediğim, çaba harcasınlar, en azından ümitlerini hiç kaybetmesinler. Gelebildiyse her zaman gelip görmeye çalışsınlar. Ona temas etmeleri çok farklı bir şey. Ben hani ilk teması bir ay önce bana dediler ki elini tutabilirsin. İlk temasım o vakit oldu. Çok güzel bir şeydi. Son ayında yani bizi eve götürene için çabalar harcadığı için bize yardımcı oldu. Gelip anne kanguru bakımı yapmamızı önerdi. Bunun için de ben her gün geldim. Gelmeye de çalıştım yani. Bebeğimiz bilmek üzere immatür olarak doğdu. 26 haftalık oldu. Bu süreçte doktorumuzun bize olduğu tavsiyeler var. Bebeğe yani mucize olarak doğdu. Doktorumuz bize işte tavsiyelerde bulundu. Allah'tan ümit kesmediğini söyledi. Beraber koordineli bir şekilde çalışarak bu sürece daha geldik. Şöyle yapalım. Hemen şimdi ilaç falan başlayalım da size. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol genişletme çalışması yaptığı Akçakale Caddesi'ndeki altyapıyı güçlendiriyor. Uzun yıllar bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan altyapı çalışmalarında vatandaşlar büyükşehir ekiplerine teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında üst yapı çalışmalarının devam ettiği Akçakale Caddesi'nde kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesine ait mevcut eskimiş yıpranmış kornej borular yaşanan çökmelerin düzeltilmesinin ardından yeni borularla değiştirilerek güçlendiriliyor. Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağış ve sonrasında meydana gelen çökmeler ve geri tepmelerin bir daha yaşanmaması için devreye giren ekiplere talimat vererek çalışma başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine esnaf teşekkür etti. Çalışmadan önce hatta paylaşım da yaptım Facebook'tan. Yani bayağı bir burası çamur oluyor, ondan sonra su birikimi oluyor. Ve bugün gördük ki çalışma oluyor. İnşallah hayırlısıyla bu sorunumuz giderilecek.
Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma sayesinde Akçakale Caddesi'nde bundan sonra geri tepmeler ve çökmeler yaşanmayacak, böylelikle olası yağışlarda artık logarlardan su taşmalarının önüne geçirmiş olacak denildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Uğur Er ve Hatice Kübra Badıllı düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Uğur Er yaşamını Hatice Kübra Badıllı ile birleştirdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Güneydoğu TV Yönetim Kurulu üyesi Faruk Bayuk, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mithat Şengöz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Habib İpar, iş adamı Reşat Akıl ve iş adamı Supi Öncel yaptı. Uğur Er, Hatice Kübra Badıllı çiftinin kirveliğini ve şahitliğini yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Güneydoğu TV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bayuk, davetlileri çiftin ailesiyle birlikte kapıda karşıladı. Bu akşam iki değerli kardeşimizin düğün merasimine gerçekten çok güzel bir gün oldu. Ben hep Sayın Obra Efendi'nde yeni kardeşimize, Kübra kardeşimize kutlar diliyoruz. Gerçekten mutlu bir beraberliğe, bir güzelliğe hep beraber imza attılar. Ben iki aile içinde hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Hem Er ailesi için güzel bir geceydi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ben diğer çiftimize ve ömür boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Allah gelenden gelme herkesten razı olalım. Darısı diğer bekarlara. Aziz Varakin herkes geldi bizi memnun etti. Allah da gelenleri memnun etsin. Ben burada Uğur ve Hatice Kübra Badıllı'nın nikah şahitliğini yaptım ve düğününe geldik. Bu düğüne iştirak edenlerin, düğüne iştirak eden tüm misafirlerin Badıllı ailesi adına ve Uğur Er ailesi adına size teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık herkese. Her iki kardeşimize de ömür boyu mutluluklar diliyor ve bu mutlu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.